Evet, merhabalar, bir cumartesi sohbetiyle karşınızdayım. Hep arabada çekiyorsun, arabada çekiyorsun. Bu sefer de odada çekeyim. Konum ne biliyor musunuz? Galericilerin telefonu çalmıyor. Yaklaşık olarak 6-7 galericiyle görüştüm bu konuyu. Hepsi de telefonların çalmadığını, araç satışının iyice durduğundan şikayetçiler. Bu da özellikle alsatçıların piyasadan çekilmesi ve araçtaki ikinci el tarafındaki hareketin durmasının bize karşılığını gösteriyor. Sıfır otomobil fiyatlarını parça parça açıklıyoruz. Kimi noktada indirimler, kiminde de fiyat artışları var. Özellikle uzun dönemde olmayıp da ülkeye giriş yapan modeller, işte örnek Octavia gibi ürünlerin fiyatı artarken, mevcutta bulunup da satılması zorlaşan ürünlerde de kampanyalar görüyoruz. Yani liste fiyatından kampanya indirimleri karşımıza çıkıyor. Özellikle ayın birinci gününden itibaren zam yapan Toyota bile henüz araçlarına zam yapmadı. Eylül ayında gözüken o ki pek de zam görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Tabii ayın ortasına doğru ÖTV ile ilgili düzenleme dedikoduları var. Bakalım bununla ilgili karşımıza neler çıkacak. Ama piyasadaki durgunluk net bir şekilde ortada. Piyasadaki durgunlukla beraber de ikinci el piyasası iyice yavaşlamış durumda. Özellikle 0-3 yaş grubunda çok fazla talep olmayan, yani bayilerde bulabildiğiniz artık ürünlere baktığınızda fiyatların aşağı doğru indiğini siz de görebilirsiniz. Tabii ki hala her ürün için geçerli değil. Bazı ürünlerde hala liste fiyatı yazıp açıklamalarda aksesuar yazmaya devam ediyorlar. Ama şöyle de bir gerçek var. Normal şartlarda siz bir sarı sayfada ilana baktığınızda karşınıza çıkan rakam neyse o fiyatı ödeyebilir. Aradaki farkla ilgili karşı tarafla yasal mücadeleye de girebilirsiniz. Bu da tabii sizin başvurabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Bu durumda yine özellikle sarı sayfayı da engelleyici pek çok durum yaşandığını görüyoruz. Sarı sayfa tarafında gereksiz ilan sayılarının da önüne geçecek uygulamalar parça parça geliyor. Tabii şu aklımıza getiriyor bu: bugüne kadar neden yapılmadı? Madem bu kadar sıkı önlemler alınmasıyla böyle sonuçlanacaktı bu işler, çok daha öncesinde bu önlemler alınabilirdi. Demek ki bu önlemleri kimse almak istememiş. Demek ki canları istediğinde baktığınızda yetkililer piyasayı durdurabiliyormuş. Durdurmanın tarihi demek ki buymuş. ÖTV demek ki istendiği kadar toplandı. Gelir yeterli seviyeye gelindi. Piyasanın durağanlaşması için hamle yapma zamanı demek ki şimdiymiş. Otomobil fiyatları ne oldu? Bizden çok uzaklaşmış haliyle bu karşımıza çıktı. Özellikle yine pazar sohbetinde işin detaylarına gireceğiz. Özellikle bugünkü konum galericilerin telefonlarının çalmamasıydı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.